Herkese kolay gelsin. 7 Kasım 2022. Bugün yine bahçedeyiz. Geçen gün bahsetmiştim size. Bahçede çinkobor uygulaması yapacağız diye. Öncesinde geldiğimizde hayvan gübrelerini bahçeye serdik. Ve üzerinden hafif bir sürgüleme yaptık. Yani bir pulluk veya kazayla derin sürüm değil de biraz önce belki gösteririm. 20 santim uzunluğunda şöyle tezekleri parçalamak için sürgü var traktör arkasına takılan. Biz genelde böyle şu kısımları sürgülüyoruz. Hem bu bazen ot oluşumu için bize kolaylık sağlıyor. Bazen de böyle gübre serdiğimizde bu gübrenin hafif de olsa toprakla bir etkileşim halinde olmasını sağlıyor. Ben babama tabi bırakmıştım bu işleri. O sağ olsun sürgülemiş. Şöyle gördüğünüz gibi biraz daha bu taraflar koyu renk. Hayvan gübrelerin serildiği taç iz düşümüne denk geliyor. Bütün bahçe bu şekilde sürgülenmiş. Orta kısımda ona keza. Videonun ekran fotoğrafı yapacağım ama şu anda ürünleri buraya karıştırıp geldim. Hangi ürünleri atacağımı söyleyeceğim. Çinkobor uygulaması öncelikle neden yapılıyor? Bunu biraz baktığımızda meyve gözü oluşumunu sağlıyor deniliyor. Aynı zamanda meyve gözü yoksa ya da meyve yoksa ağaçta yaş itibariyle sürgün gözü oluşumunu sağlıyor deniliyor. Yani sağlıklı bir göz oluşumu için yapılan uygulama olarak belirtiliyor. Bazı kimseler bu uygulamayı uyguluyor, bazı kimseler uygulamıyor. Dediğim gibi ben uygulayanları takip ettiğim için uygulama taraftarıyım. İsteyenler uygulamayabilir. Tabii biz bu çinko borla birlikte, bu arada çinko ve bor ayrı ayrı satılan ürünler olmakla birlikte beraber çinko bor adı altında tek ambalajda satılan ürünler de var. Ben geçenkinde çinko ve boru ayrı almıştım. Bu sefer ziraatçıya gittiğimde çinko bor tek bir ambalajdaydı. Yaklaşık 1 kilogramlık. O yüzden o çinko boru aldım. Hem içerisinde çinko barındırıyor hem de bor barındırıyor. Sorduğumda ne kadar atayım dediğimde işte bir tarala bir paketi atabilirsin demişti. Ben de hani miktar olarak biraz da azaltacağımı söyleyince işte 100 litreye ambalajı da kontrol ettim daha sonra. 200-250 gram kadar atabilirsin demişti. Şu an bu karışımın içerisinde elimde bulunan ürünleri sayayım neleri koyduğumu. Çinko boru koydum. Öncelikle bu birinci şey. İkincisi organik madde olması gerekiyor bu karışımın içerisinde. Organik madde koydum. Ne vardı? Deniz yosunu vardı elimde. Ve aynı zamanda bir bitkisel meşeli hümik asit vardı. Bu ikisinden ilave ettim. Ve kosait bakır koydum içerisine. O da yine 100 litreye yaklaşık 250 gram kadar bir kosait koydum. Daha sonra ne koydum? Bir de elimde izobiyonun amino asidi vardı. Ve megafolin yaprak gübresi vardı. Yine organik madde açısından zenginleşmesi için izobiyon ve megafol ilave ettim. Biraz da mikro ilave ettim. Yani hem bakır hem hümik asit hem çeşitli yaprak gübrelerinden ilave ederek şöyle bir karışım ilave elde ettim. Tabi aslında bu karışımı daha büyük kap içerisinde karıştırıp buna ilave etmek gerekiyor ama şu an ben biraz acele ettiğim için atıp bir an önce gitmek istediğim için evde buna koyup getirdim. Şimdi doldurdum 100-150 litre kadar. Yapraktan uygulama yapacağız. Şu an yapraklanmalar yani yaprak dökümleri benim bahçemde yok. Aslında istenilen bir şey bu anladığım kadarıyla. Yaprakların ne kadar geç dökülürse o kadar iyi olacağı yönünde. Böyle bir bilgi var ama tabi sebebini tam araştıramadım. Yine biliyorsanız siz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Kim bahçeler çok erken döküyor. Bunun da sebebini buna tam olarak bilemiyorum. Ama bu çinko bordan sonra tabii yaprak dökümleri hızlı oluyor. Çok kısa zamanda yapraklarını döküyor bitki. Bir şekilde 100-150 litre suyu, çinko bor, bitkisel meşeli, hümik asit, megafol, izobiyon, kosait, bakır gibi maddeleri karıştırıp ilave edeceğim.
Bu söylediklerim bir kural değil. Kimse bu şekilde yapmak zorunda değil. Ben de hepsini bilinçli olarak yaptığımı söyleyemem. Bazılarını araştırarak, bazılarını tavsiye üzerine yapıyorum. Ama sonuçta yaptıklarımı paylaşıp sonuçlarını da paylaşıyorum. Buna itibar edenler olabilir, etmeyenler de olabilir. O açıdan herkes kendi değerlendirmesini kendi bahçesinde yapsın ve bununla ilgili uygulamaları paylaşsın ki bizler de bilmediklerimizi öğrenelim. Ben de çoğu şeyi yaptıktan sonra öğreniyorum. Bu kimi zaman olumlu şeylerden sonra olmuş oluyor, kimi zaman olumsuz şeylerden sonra olmuş oluyor. Yani bunun ismi deneyimleme. Hani tabii ki bir bilgi var ama bu bilgiyi her bahçede, her çeşitte, her iklimde, her toprakta aynı sonucu vermiyor. O yüzden toprak ve iklim çok değişken, sonuçlar da değişken oluyor. Başkalarına tam anlamıyla itibar etmektense uygulamaları deneyip, görüp, paylaşmak ve sonuçlarını belirlemek daha mantıklı bence. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu uygulamaları birazdan da çekebilirsem hem atarken size paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Evet, söylemiş olduğumuz karışımları pulverizatörle cevizlerimize atıyoruz. Zaten yapraklanma biraz azalmaya başlamış mevsim itibariyle. Bu işlemden sonra da büyük ihtimalle yapraklama dökülecektir. Pulverizatör Doğan Şahin makina. 120'lik İtalyan bir pompa var. Üzerine de benim sonradan aldığım tetikli basınçlı tabancası var. Şu anda biraz püskürtmesini uzun yapıyorum. Bitki artık uzadı. Eriştirmek açısından. Şöyle birkaç görsel paylaşayım. Daha sonra işlemlere devam edeceğim. Hafif rüzgar var ama cumartesi günü yağış gösterdiği için bu işlemi bugünden halledip yağış gelmeden artık bahçedeki genel anlamda yapacağımız işlemleri bitirmiş olacağız. Tabii birkaç çevre etrafından ilaçlama yapmak mantıklı. Teması arttırmak adına. Şu anda rüzgar tarafına geçmiş oldum. Bu şekilde. Yani 50-60 ağaç da olsa sırt pompasıyla ya da akülüyle başa çıkmak çok zor. İmkan varsa traktörün arkasına takılan en kötü ihtimalle şu pulverizatörlerden almak gerekiyor. Tabii büyük atomizerler daha yüksek miktardaki bahçeler için uygun olabilir ama bizim gibi 50 ağaç, 100 ağaç, belki 150 ağaça kadar bu şekilde idare eder diye düşünüyorum. En azından ekonomik olarak. Çünkü bunlar ben geçen sene 7 küsürleri almıştım. Şu an belki 13-14 bandında vardır. 50 metre hortumu var. Bahçenin zaten başından sonuna kadar 100 metre. O yüzden yani ortasına geldiğimiz zaman bir şekilde %50 ilaçlamış oluyoruz. İmkanlar dahilinde tedarik etmek önemli. Bunlar sonuçta sürekli bahçede olacak olan ürünler ve devamlı olan ürünler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İlaçlamayı devam etmen gerekiyor. Tek elle biraz zor oluyor. Bahçeyi herhalde yarım saat 40 dakika içerisinde bitirip işlemi sonlandıracağım. Herkese kolay gelsin. Hayırlı bereketli sezonlar dilerim.